Merhaba, İstanbul Hepimizin Girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bugün 33. programımızı izleyeceksiniz. Konuklarımız Profesör Doktor Nuray Aydınoğlu, Boğaziçi Üniversitesi Kandil Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Deprem Mühendisliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Profesör Doktor Ali Pınar, yine Boğaziçi Üniversitesi Kandil Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü. Efendim hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Bugün konuklarımızla birlikte KOS Bodrum depremini konuşacağız. Çok kısa bilgi vermek gerekirse 21 Temmuz 2017'de sabaha karşı 01.31'de 7 kilometre derinlikte, KOS'a 11.6 kilometre uzaklıkta, Bodrum'a 12.7 kilometre uzaklıkta bir deprem gerçekleşti ve büyüklüğü 6.6. Evet Ali Hocam, bu deprem hakkında temel bilgileri sizden rica ediyoruz. Evet, sizin de az önce söylediğiniz gibi 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu deprem normal fay tipinde bir depremdi. Normal faylanma tipi nasıl meydana gelmektedir? Bu normal faylarda iki tane blok vardır. Bu bloklardan biri hareket etmektedir. Yani düşey yönde bir düşen blok vardır. Bu düşen blokla birlikte bu deprem meydana geldi. Ve aslında Bodrum tarafında hasarın fazla olmamasının birçok nedeni vardır. Nedenlerinden bir tanesi de şey olabilir. Bodrum aslında hareket etmeyen blok üzerindeydi. Yani taban Bodrum tarafı. Evet, Bodrum tarafı taban blok. Düşen blok ise tavan blok adını verdiğimiz blok üzerindeyse KOS Adası o blok üzerindeydi. Dolayısıyla düşen blokta aslında sarsılma, hocam daha iyi bilir, deprem mühendisliği açısından daha büyük hareketlere sebep olabileceğini düşünüyorum. Ve bu da mesela KOS'ta nitekim gözlemsel hasarların daha büyük olmasının nedenlerinden biri olabilir. Evet. Olabilir. Yani bu böyle bir yorum aslında. Evet. Evet. Ama bu önemli bir tartışmaya da açıklık kazandırıyor değil mi hocam? Yani Bodrum depreminin 6.6 büyüklüğünde olmasına ve şiddetinin de 7 i̇şte olmasına rağmen bunu tabii yani, fazla bir hasar meydana gelmemiş büyüklükle, olması. Büyüklükle ölçülen ivmeler arasında her zaman birebir bir ilişkide olmayabiliyor. Yani burada bizim Rasathanenin Deprem Araştırma Enstitüsü'nün deprem mühendisi bölümü, birazdan Ali Bey gösterecek görsellerde, 5 tane oraya daha önceden yerleştirmiş bulunduğu, tesadüfen diyelim, yani bir yıl kadar önce, oraya yerleştirdikleri 5 tane istasyondan kayıt aldılar. Aynı hepsinden de kayıt aldılar. Buradan da görülüyor ki bunların pik inmeleri, yani en büyük inmeleri takriben 0.15-0.20 yerçekim inmesi kadar. Yani yerçekim inmesinin %15'i, %20'si civarında. Yani hasara bakıldığında burada tek katlı ve iki katlı yapılar var. Yani Bodrum'un klasiği bunlar. Bu tür yapılarda bunlar oldukça rigid yapılar. Üstelik çok da hafif yapılar. Yani işte balkonları var vesaire. Yani çok ağır çatıları yok. Dolayısıyla bizim yorumumuz bu mertebedeki ivmelerle ve bu kadar hafif ve çok rigid yapılarda yani bu mertebedeki ivmelerle bir şey olmaması gerekir zaten. 0-15 ama yani burada mesela 5-6-7 katlı apartmanlar olsaydı diyelim. Yani her yerde değil. Belki şeyin içinde vardır bilmiyorum Bodrum'da. Ama Bodrum ilçesindeki ivmeler çok büyük değil. Yani onu söyleyeyim. Daha büyük olan yerler kıyıdaki diğer yerlerde. Sonuç olarak pek sürpriz değil bu. Yani şeye bakmamak lazım. Büyüklük sadece 6-10'da 6. Onun pek çok nedenleri var. Ali Bey de şey yapabilir. Yani o büyüklüğü meydana getiren parametreler mutlaka şeyle, ivmelerle orantılı olacak diye bir kural yok. Yani evet. Çoğu... Ama buradan da hareketle herhalde şunu demek de son derece yanlış olur. Bodrum'daki yapılar son derece düzgündür.
O da bir yanlış. O da bir yanlış. Maalesef yanlış. Çok dile getirildi evet. Bu söylediğiniz husus. Evet. Hatta resmi makamlar da bunları maalesef. Bu şekilde prezente ettiler. Evet. Başbakan ve Cumhurbaşkanı'nın ağzından yani, da ifade edildi. Tamam, bilmiyoruz. Ben bütün yapılara kötüdür demek istemiyorum ama Bodrum'daki yapıların bizim Türkiye genelindeki genel yapı kalitesinden daha iyi olduğunu düşünmemiz için bir neden yok. Hiçbir neden yok. Yani evet. Daha kötü bile olabilir, daha acele yapılmış olabilir vesaire. Evet. Bu deprem yani yapısal etki bakımından çok korkunç bir deprem, yıkıcı bir deprem değil ama dediğim gibi yapı karakteristikleri, kat sayısı. Tabii burada zemin genelde bir iki belki nokta da fark edebilir ama genelde zemin yapısının iyi olması Bodrum Yarımadası'nda da o da ayrı bir faktör. Evet. Yani. O da bir avantaj evet. Bodrum açısından. Yani bir de şu söylendi, o da bir şey. Yani efendim işte bizim 99 depremlerinden sonra yeni bir şartnamemiz çıktı dedi. O bir kere yanlış yani. Şartname 97'de çıkmıştı, 98'de yürürlüğe girmişti. Deprem olduğunda 1,5 seneden fazla yürürlükteydi ama çok fazla uygulanmıyordu çünkü o sırada ülkede muazzam bir ekonomik bunalım vardı. Kriz biliyorsunuz vardı, evet. Yatırımlar tamamen durmuştu yani. Hemen hemen hiç uygulanmadı diyebiliriz pratik olarak. Evet. O farkına varmadı yani insanlar. Müteahhitlerimizin ve gayrimenkul evet. Şirketlerinin verdiği bilgi diyorlar ki %50'si 99 öncesi onlar evet. Tehlikelidir. 99 sonrası %50. O da aslında Türkiye'de yapılaşmanın ne kadar hızlı ama işte burada da bir takım şeyler var. Yani şimdi her şeyi yönetmeliğe bağlamak çok yanlış. Tamam yönetmeliğe mesela bu şeydeki Bodrum'daki yapılar açısından bakarsanız bunlar 1-2 katlı yapılardır. Bunu hangi yönetmeliğe yaparsanız 3 aşağı 5 yukarı aynı şey çıkar. Evet. Yani bu sadece yönetmelikle problem çözülmüş olsaydı Türkiye'nin işte yönetmelik yapılıyor. Şimdi yapıyoruz evet. Yani daha yenisini de yaptık çıkacak. Ama yeni yönetmeliğimiz umarız işte bu yıl yayınlanacak. 2007 yönetmeliğine oranla çok daha ileri düzeyde bir yönetmelik ama bu demek değildir ki bu yönetmelik yürürlüğe girer girmez veya bir süre işledikten sonra her şey güllük gülistanlık olacak. Hayır çünkü olay ne? Sözümü onunla bitireyim. Lütfen. Yani şimdi uygulama apayrı bir şey. Uygulamadaki mühendislik hizmetleri, proje hizmetleri biz bu konuda çok büyük kalitesizliklerle karşı karşıyayız. Dolayısıyla yani iki tane hususu tekrar edelim. Bir, işte Bodrum'da yapılar çok iyi yapılmış sanmıyorum. Ortalama, Türkiye ortalamasına bakalım. İkincisi, sadece yönetmeliklerle, yönetmeliğimiz değiştiği için 2007'de veya 97'de daha sonra 2007'de değişti. Şimdi işte hemen hemen 10 yıllık aralarla değişiyor. Bu yılda tekrar değişecek ama burada önemli olan uygulama, yönetmelik ne kadar iyi olursa olsun. Hatta yönetmeliği geliştirdikçe biraz daha sofistike hale geliyor aynen yönetmelikler. Geliyor. Buna mukabil eğitim kalitesi, Türkiye'deki üniversitelerin öyle her yerde pıtrak gibi açılan üniversitelerin getirdiği eğitim kalitesi artı profesyonel eğitimin yetersizlikleri vesaire. Esas sorunlar burada. Evet. Hocam siz şimdi bize görsellerle bu deprem hakkında biraz daha detay bilgi evet, vereceksiniz. Aslında görsellere geçmeden önce yine hasarı arttıran nedenler konuşuyorduk. Evet. Belki şunu da ekleme gerekir. Sismik dalgaların yer içinde geçtiği ortamın özellikleri de çok önemli aslında. Mesela o Nuray Hocam bahsettiği 5 tane ivme istasyonu kurulmuştu Bodrum bölgesine. Orada en büyük ivme işte Yalı Çiftlik İstasyonu'nda doğuda. Evet. Evet, şimdi Yalı Çiftlik istasyonun civarına baktığımız zaman ne tip yapılar olduğunu şey görüyoruz. Sanki Yalı Çiftlik bir vadi, bir havza içinde yerleştirilmiş gibi. Yani etrafı dağlarla kaplı vadi ve orada büyük bir ihtimalle sedimanların biriktiği bir yer olabilir. Şimdi biz orada biraz daha büyük ivmeler ölçüldü çünkü. Evet. Lokal olarak sadece orada. Evet. Diğerlerinde ortalama o kadar. Evet. 0, yani ortalamanın 15, üzerinde. 15 civarındaysa oradaki %20'yi aşabiliyor. Evet. Bir lokal etki var orada. Bir lokal etki, mesela havza evet. Kenar etkisi dediğimiz bir etki var. Bunu 1995 Dinar depreminde çok evet. Bariz bir şekilde yaşanmıştık. Evet.
Örneğin Dinar'da havzanın ortasında çok fazla hasar olmazken, sediment kalınlığının fazla olmasına rağmen, bu havzanın kenarına yaklaştıkça orada sismik daha doğrusu yapısal hasarın çok daha fazla oluyor. Evet, çok fazla. Belirgindi. Evet. Dinar'da çok belirgindi. Evet. Yani burada da söz konusu sanırım. Bu sismik, daha doğrusu yüzey dalgaları havzanın kenarına yaklaştıkça o gelen enerji giderek sıkışıyor, dar bir alanda sıkışıyor. Dar bir alanda sıkıştığı zaman tabii bu sefer dalganın genliği artıyor ve hasar yapma etkisi veya ivmenin daha büyük çıkması. Ali, ama buna rağmen yalı çiftlikte büyük bir hasar rapor edilmedi. Yani yok ya, yine tabii aslında çok fazla yapılaşma da yok. Yapılaşmanın olmadığı. Yani şöyle olmuş yalnız, birazdan inceleyeceğimiz bu tsunami raporu var. Evet. O tsunami raporunda orada tsunami yok. Hemen hemen hiç yok. Fakat depremin etkisiyle kıyıdaki motorlar devrilmiş. Yani tsunami olmamasına rağmen. Evet. Evet, olmamasına rağmen. Veya çok minimal olmasına. Minimal olmasına rağmen. Yani arkadaşların raporu öyle. Evet. O da orada biraz daha ivmelerin ölçüldüğü ülkere yüksek olduğunun aslında başka bir şey göstergesi. Mesela şimdi tsunami dalgalarıyla sismik yüzey dalgalarını aslında benzer özelliklere sahip. Şimdi tsunami dalgası nedir mesela? Deprem işte açık denizde meydana gelmektedir. Ve bir çöküntü oluyor. Evet, bir çöküntü olmaktadır ve o çöküntüyle birlikte su seviyesinde de bir ani düşme meydana gelmektedir. Ve bu şekilde tsunami dalgası oluşuyor. Ve ilerleyen tsunami dalgası mesela bu depremde sanırım yaklaşık 30-40 santimetre civarındaydı derin kısımda. Fakat o ilerleyen tsunami dalgası tabii büyük bir hacim aslında, su hacmi. Ve bu su hacmi kenara yaklaştıkça, eğer kıyıya yaklaştıkça, eğer kıyı birdenbire derinleşiyorsa sorun yok. Çünkü mesela yalı çiftlikte öyle. Evet, evet. Yalı çiftlikte öyle. Onun için de biraz yok. Evet. Ama eğer yavaş yavaş sığlaşıyorsa, yine demin sözünü ettiğimiz bir prizma şeklinde oluşuyorsa, bu tsunami dalgası, o büyük bir su hacmi o prizmaya sıkışmaya çalışıyor. Ve bu sefer de gelen dalganın yüksekliği artıyor. Mesela 30-40 santimetreden işte 2 metrelere kadar. 2 metrelere kadar çıkabiliyor. Ama burada öyle bir şey yok değil mi? Gümbet'te önemli bir etkisi oldu bildiğim kadarıyla yani, tsunami'nin. İşte Cevdet Yalçınerler'in yaptığı araştırmaya göre yine 110 santim. Evet, 110 santim kadar. Yani onlar bir oradaki kişilerle görüşmüşler. İşte tsunami'nin işte yerdeki etkilediği yerleri, işte çamur izlerinden vesaire tespit etmeye çalışmışlar. Daha sonra bir de nümerik bir simülasyon yapmışlar. Aynı mertebede, yani 110 santim civarında. Suyun kıyıdaki hareketi yükseliyor. 10 metreyle 100 metre arasında. Tabii içeriye de çok muazzam giriyor. Onların raporları da var. Ve şimdi tsunami dalgaları ve yüzey dalgaları, sismik yüzey dalgaları birbirine benzediğini söylemiştik. Şimdi tsunami dalgaları da mesela tek bir dalga şeklinde değil de, mesela önden giden dalganın periyodu daha uzundur. Ondan sonra bu aynı zamanda daha küçük periyodlu dalgalardan da oluşmaktadır. Dolayısıyla bunu aslında bir tren gibi düşünebiliriz. Yani ilk gelen vagon periyodu daha büyük ve o ilk çarpma yapmaktadır. Fakat arka taraftan vagonlar geldiği için daha düşük periyodlar. Bu sefer bir su baskını neden olmaktadır. Evet. Yani tek bir dalga gelip geri çekilmesi şeklinde olmuyor. Evet. Arkadan gelen diğer dalgalar da su baskınını sebep olmaktadır. Nitekim şeyde de öyle mesela. Yüzey dalgaları da aynı şekilde. Yüzey dalgaların da işte dispersif özelliği olduğunu söylüyoruz. Onlarda da mesela uzun periyotlu olanlar önden gelir, daha hızlı seyahat edenler. Ve onlar ilk darbeyi verir. Evet. Ve daha sonra bunun peşinden daha düşük periyodlu yüzey dalgaları da gelir. Dolayısıyla en hasar yapıcı dalgalar yüzey dalgaları olduğunu. Yani şimdi herhalde burada şunu söylemek mümkün. Türkiye'de tsunami çok sözü ediliyor. Mesela işte İstanbul depreminde de tsunami olur olmaz vesaire. Bunlar biraz spekülasyon. Yani işte zemin içi heyelanlardan doğan dalga hareketleri olabilir. Muhtemelen Marmara'da öyle bir şey bekliyoruz. Çünkü Marmara'da ve Türkiye'nin pek çok kısmında yatay hareketli depremlerimiz oluyor. Bu düşey hareketli depremler Ege bölgesine ve Güney Ege'ye işte özgü depremlerdir. O da işte belki vaktimiz var herhalde. Evet.
Ali Bey izah eder. Oradaki tektonik yapıyla ilgili bir şey. Evet. Yani Türkiye Anadolu plakası ve Afrika plakasının ilişkisine bağlı bir durum. Ama şunu söylemek mümkün. Küçük çaplı da olsa bir gerçek tsunami ile karşı karşıya kaldık. Evet. Yani Bodrum, Kos depremi. Evet, evet. Bunun tabii daha büyükleri de beklenebilir o bölgede. Evet. Çünkü o bölgede işte o Yunan arkı dediğimiz şey diyelim eğrisel ara kesit boyunca ki onlar epey işte ta Bodrum'dan Fethiye ve civarına kadar değil mi? O bölgeyi kapsıyor. Ali Bey daha çok o konuların uzmanı olduğu için ama bu önemli. Biz burada çok hasar bakımından önemli olmayan bir depremle karşılaştık. Deprem çok da küçük değil ama yapılara etkisi küçük oldu. Çünkü yapılar basit yapılar, hafif ve rigid yapılar. Can kaybı oldu. Yani dediğim gibi 5-6 katlı çok hepşer yerde öyle yer olsaydı biraz daha hasar olurdu. Ne kadar hasar olurdu? Tabii onu tartışma konusu. Çünkü aslında bizim departmanın, deprem mühendisi departmanının yaptığı pek çok teknik çalışma da var. Tabii burada ben hepsini açıklayacak değilim. Biraz fazla teknik konular. Evet. Yani oradan da anlıyoruz ki yapı yükseklikleri biraz daha fazla olsaydı hasar artabilirdi. Bunu verifiye edecek bilgiler var elimizde şu anda. İsterseniz dediğim gibi görseller üzerinden gidebiliriz. Yani isterseniz şöyle bir özetleyelim. Mesela özellikle 2017 yılında Ege Denizi'nde yani o bölgede yani dikkat çeken bir etkinlik artışı söz konusu. Hatırlayacak olursak Şubat ayında Ocak-Şubat ayında Ayvacık depremleri meydana geldi. Evet, doğru. Ve bunların faylanma tipine baktığımız zaman yine benzer faylanma tipi görüyoruz. Yine onlar da normal faylanma ve hareket yönleri de az çok aynı. Sonra Haziran ayında Karaburun depremi meydana geldi. Karaburun depremi de normal faylanmayla ve burada da hareket yönüne baktığımız zaman o da aynı yönde hareket etmektedir. Ve son olarak bu Bodrum Kos depremlere baktığımız zaman mekanizması yine hep aynı yani. Yani burada biz şunu görüyoruz. Yani sanki bu çok geniş bir alanda etkeden kuvvet aynı gibi. Aslında da doğru. Bu beklenen bir şey değil mi zaten? Evet. Yani oranın karakteristiği. Yani oradaki depremleri oluşturan esas ana kuvvet diyelim, ana motor Afrika lefasının işte Ege ve Anadolu lefasının altına dalması neticesinde ve bu dalma günümüzden aslında 30 milyondan çok daha önce başlamış da işte 30 milyon sene önce bu Afrika ve Afrasya birbirine dokunmuş. Ve İspanya tarafında dokunduktan sonra Afrika lefasının dalma hızında bir yavaşlama meydana geliyor. Yani daha önce çok büyük bir hızla dalarken bu hareket hızı neredeyse 1 santimetrelere kadar düşmüş. Düşüyor. Ve düştükten sonra bu sefer o dalan lefa düşünün yani muazzam bir kütle. Ve bu dalan lefa düşünün, Girit yayını düşünün. Ve bu kütle daha Marmara ve Trakya'nın altına kadar uzanmaktadır. O kadar devasa bir kütle. Ve bu dalma hızı yavaşladıktan sonra bu ağırlığından dolayı yavaş yavaş mantonun içine dalmaya başlıyor. Ve dalan lefa bu sefer çekme kuvvetleri oluşturmaya başlıyor. Ve aslında Anadolu'yu hareket ettiren en büyük kuvvet bu. O muazzam dalan kütlenin oluşturduğu çekme kuvveti tüm Anadolu'yu güneybatıya doğru çekmekte. Çekiyor. Ve son işte Ayvacık depremleri, Karaburun depremleri ve bu depremler aslında bir nevi o çekme kuvvetinin oluşturduğu. Yani bir nevi aslında o dalma batma zonunda gelişen olaylar olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Yani. Şimdi hemen görsellere geçebiliriz. Evet. Sayfa 5'le başlayalım. Burada aslında kırmızıyla gösterdiğimiz bu ana şok yani 6.6 büyüklüğündeki depremimizi görüyoruz burada. Evet. Bu deprem doğru görseldeyiz değil mi hocam? Evet yani bu ana şoku göstermekteydi. Yani bundan önce de bir tane slaytımız vardı. Orada da yok bundan önce onu büyük ihtimalle almadık ama onu. Topların olduğu bir sayfa. Şimdi orada da şey vardı. İşte ana şokun mekanizması vardı. Normal faylanmalar ve en büyük artçı depremlerin normal faylanma tipinde olduğunu göstermekteydik. Ve orada da şunu görüyoruz. Yani oradaki açılma yönünün sadece kuzey-güney değil,
Aynı zamanda farklı yönlerde, mesela kuzeybatı, güneydoğu yönünde de hareket eden fayları görüyoruz yani. Aslında sistem o bölgede biraz karmaşık yani. Yani açılmayla beraber olsa birden da... Birden fazla da fay var. Açılma yani. Yönleri, evet değil aynen mi? Öyle. Birden fazla fay, birden fazla açılma yönleri. O bölgede özellikle son yıllarda yapılan GPS çalışmaları bize şunu göstermektedir. Yani biz onu her ne kadar Anadolu bloğu gibi görsek de GPS çalışmaları şunu gösteriyor bize. Özellikle bu Gökova Körfezi'nin tam kıyı çizgisi, kuzey kısmı aslında bir farklı bir lefa sınırı gibi. Yani Kuzey Anadolu'yu sabit tutup GPS vektörlerini çizdirdiğimiz zaman şeyi görüyoruz biz. Anadolu'daki hareket sıfır. Bu bölgede ise Gökova Körfezi ve daha güneyindeki şey ise hareket etmektedir. Yani Anadolu'dan bağımsız bir hareket orada söz konusu. Yani bunlar tabii sürekli bizi şey göstermektedir. Yani orada oluşan dinamikler, her ne kadar sadece Afrika'nın dalması desek de, yani orada gelişen ikincil etkiler de söz konusu. Yani. Şu anda sizin bir yıl önce yerleştirmiş olduğunuz... Evet, bu Kandilli Rastlantisi deprem mühendisliğindeki arkadaşlarımızın işte bir yıl önce Bodrum Yarımadası'na yerleştirdikleri kuvvetli yer hareketi... Neden seçtiniz hocam Bodrum'u? Özel bir nedeni var mı? Yani onu tabii arkadaşlarımızın şey... Yani, onu ben de arkadaşlara sordum. Evet. Ben bundan haberdar değildim yani. Bu konuda burada işte birkaç sene önce meydana gelen aktivitelerden küçük depremler oluyor tabii. Evet. Oradan hareketle bir arkadaşımızın önerisiyle 2015'te bunu şey yapmışlar, bu network'ü koymuşlar. Çok da güzel bunların yerleri de. Bir numara merkez, Bodrum merkezi. Evet. Evet. Dört numara Yalı Çiftlik. Evet, ben gösterebilirim, onu size şey yapabilirim. Evet. Bir tane, bir numara... Bodrum merkez, ikincisi Turgut Reis, batıda, üçüncüsü Yalı Kavak, kuzeyde, dördüncüsü Yalı Çiftlik, dördüncüsü Yalı Çiftlik doğuda, beşincisi ortada Ortakent. Ortakent. Evet. Yani oldukça iyi bütün Bodrum Yarımadası'nı kapsayan bir Ali şey. Ali Hocam, siz öğrenir öğrenmez hemen ekip olarak toplandınız. Evet. Önce İzmir'e gittiniz. Oradan bazı cihazları aldınız. Evet. Ve bir de tabii sözünüz var. Bir balık yakaladık dediniz. Evet, aslında doğru yani. O arkadaşların yerleştirdiği o cihazlar yani büyük bir şans gerçekten. Büyük bir şans. Yani herkese nasip olmaz diyelim. Yani. Büyük bir nimet yani. Evet. Şey, bilimsel açıdan. Çünkü yani bu burada bu şey olmasaydı herhalde bir takım spekülasyonlar yapacaktık. Evet. Belki Muğla'da istasyon var. Mesela AFAD'ın en yakın istasyonu Muğla'da. Ona da yani tahminler götürecektir. Ve siz hazır mesela tezgah kurmuşsunuz ve şu an durmadan depremler oluyor yani. İşin. Bunların hepsi de kaydediyor. Sadece ana şok değil. Bir de ona geçelim mi? O 2600 küsur depremin olduğu bir önceki, görselimiz var. Bir önceki görsel. Bundan bir önceki görsele geçelim lütfen. Bir önceki. Evet, bir önceki. Devam edebilir miyim? Ben size dur diyeyim. Devam edin. Evet. Biz aslında bilgileri verelim bir yandan. Grafik var değil mi? Esas grafiğe... Evet, mesela bu grafik bize şunu göstermektedir. Günlük deprem artçı sayısını bize göstermektedir. Evet. Burada aslında çok dikkat çeken bir özellik var. O da şu, normalde işte deprem nedir? 20 Temmuz'da meydana geldi ve bugün 31 Temmuz, yani 11-12 gün. Evet, 11 gün oldu. Bu büyüklükteki bir depremde biz eksponansiyel bir şekilde bir pimpon topunun bırakıp mesela nasıl her zıpladığında biraz daha aşağı iner. Ve öyle bu şekilde bir hareket olmasını bekliyoruz. Fakat burada öyle olmadığını görüyoruz. Yani. Evet. Bu deprem bölgesi yani diğer bölgelerden farklı bir özelliklere sahip demek yani. Bunu çok açık bir şekilde bize göstermektedir. Ve burada şunu da söylemek gerek. Yani artçı deprem etkinliği çok çabuk sönümlenmeyeceğini bize işaret etmektedir. Dolayısıyla biz o bölgede yaşayanlar mesela biraz daha uzun bir süre hissedilir türden artçı depremleri yaşayacaktır. Yani Kandilli'nin ilk raporu bu anlamda
doğru kabul edebiliriz. Çünkü Kandilli ilk açıklamasında dedi ki 5.5'a kadar artçı deprem olabilir. Evet, tabii, dedi. Tabii. Yani bunu bekliyoruz. Yani. Evet, bunu bekliyoruz ama evet. Bu yine belli bir süre içerisinde mesela normal atıyorum mesela 6.5 büyüklükteki bir depremin işte aşağı yukarı 1 ay 30 gün bir artçı deprem etkinliği sürmesi gerekirken bu etkinlik bize şunu gösteriyor. Bu daha uzun sürecek yani. Yani evet. Biz başta söylediğimizden daha uzun süreceğini şimdi görüyoruz. Şimdiden görüyoruz. Yani. Evet. Ve bu raporu biz internet sayfasına her gün güncelliyoruz. Her gün olan depremleri analiz edip ekleyip her sabah raporu güncelliyoruz. Buranın toplamı 2600 deprem. Evet, burada 2600'den fazla deprem var. Siz bir şey söyleyecek. Bu rapor her an güncellenmiş şekliyle Kandilli'nin sitesinden evet. indirilebilir evet. her zaman. Evet. Yani. Tabii arkadaşlarımız 7/24 bazında sürekli çalışmaktadır. Evet. Ve deprem meydana gelir gelmez web sayfasına güncelliyoruz. Ayrıca ben şunu da vurgulamak istiyorum. Biz depremleri 7/24 bazında sürekli bir arkadaşımız orada gözlemlemektedir. Onun dışında biz bir de otomatik çözüm de yapıyoruz. Ne demek o hocam? Otomatik çözüm çalışan bir sismik ağımız var. Evet. Ve bir yazılım vasıtasıyla gelen verileri otomatik olarak analiz ediyoruz. Ve bu otomatik çözümleri de biz aslında web sayfasına koyuyoruz. Ama tabii şunu da söylemek gerek. Yani otomatik çözümler mesela dün akşamki deprem 4.6 büyüklükteki depremi işte depremden evet, en son 4.4 olarak güncellediniz. Onları da birazcık açıklamak istiyorum aslında. Evet. Özellikle o konuyu biraz açıklık getirmek istiyorum. Şimdi bizim otomatik sistem 40 saniye sonra depremden 40 saniye sonra çözümü yaptı. Depremin yerini hesapladı ve otomatik olarak internet sayfamıza koydu ve büyüklüğü de 4.9 dedi. Evet. Bu cep telefonlarımıza gelen de o otomatik sistemin ürünü. Yani otomatik mesaj da var, elle yapılan çözümün mesajları da var. Ayrı ayrı geliyor. Fakat şurada vurgulama gerekir. Basına da sürekli çıkmaktadır. İşte Kandilli depremin büyüklüğünü şu kadar verdi, işte AFAD bu kadar verdi. Veya daha sonra revize etti. Bunlar aslında artık yavaş yavaş alışmamız lazım. Mesela şimdi Kandilli depremi otomatik çözümü paylaşmaktadır. Yani paylaşmayabilir. Ama şimdi insanlarımız deprem meydana gelir gelmez anında bilgi almak istiyor. Bütün bilgilere ulaşmak. Evet. Dolayısıyla o bilginin mesela otomatik olduğunu ve henüz revize edilmediğini... Ama her ne kadar bir hata payı içerse de az çok mesela depremin kaç büyüklüğünde olduğunu fikir sahibi olabilir. Mesela hissettiği depremin acaba 4 mü, 5 mi, 6 mı, 7 mi? Belli bir hata marjıyla mertebesini doğru olarak veriyor tabii. Yani bunlara alışmamız lazım. Yoksa Kandilli mesela o sistemi kapatabilirdi sonuçta. Otomatik çözümlerde belli bir hata payı var. İşte bu yanlış anlaşılmalara sebep olmaktadır. Ben bunu dağıtmayayım da diyebilir ama biz onu yapmıyoruz. Biz tabii bütün bilgileri, elimizdeki bütün bilgileri anında paylaşmak istiyoruz. Ama izlediğimiz kadarıyla dünyadaki bütün depremlerde de böyle oluyor. İlk önce en yakın cihazlardan alınan bir... Yani daha sonra revize edilmektedir. Yani bunlar çok önemli şeyler değil. Ali biz bunları verirken altına bir not düşmüyor muyuz? Yani bunu henüz daha bunlar iyi edemezsin. Ben USGS'in mesela gelen şeylerinden hatırlıyorum. Amerikan Jeoloji Kurumu da. Bildirir otomatikman. Orada yazar. Bu henüz bir sismolog tarafından incelenmemiştir. Bizim web sayfamızda da yazıyor. Bilgisayar çıktısıdır der yani mesela. Ama daha sonra bunu sismolog inceler, icabında revize eder. Ama işte bazı genç gazetecilerimiz diyeyim, yani bunu haber kaynağı yapmaktadır. Yani. Bunları artık bırakalım diyorum ben. Yani. Evet. Bunları geçmemiz lazım. Bu konuda da son derece dikkatli ve özenli olması lazım. Evet. Bizim görsellerden başka göstereceğimiz bir şey var mı şeyleri de gösterebiliriz. Mesela artçı depremlerin dağılımını da gösterebiliriz. Yani onu ne kadar geniş bir alanda... Kaçıncı sayfadaydı hatırlar mıyız acaba? Sanırım altıncı sayfada. Altıncı sayfa. Evet, burada. Bu. Evet, burada şeyi görüyoruz. Yani artçı depremlerin ne kadar geniş bir alanda meydana geldiğini. Aslında hareket eden bloğun büyüklüğü hakkında da bize fikir vermektedir. Ve burada biz şeyi görüyoruz. Şimdi ne dedik? Kuzeyden güneye doğru bir hareket söz konusuydu ve burada hareket eden bloğun dip noktası diye mesela alt ucu yani Kos Adası'na dayandığını da buradan açık bir şekilde görüyoruz yani. Dolayısıyla belki de Kos'ta hasarın nispeten daha fazla olmasının nedenleri de Kos'ta birisi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak üzere
İki kişi hayatını kaybetti ve orada tabii yapısal hasar da çok yüksek hocam. Öyle ifade ediliyor ama tabii ayrıntısını henüz bilmiyoruz. Herhalde evet, herhalde onlarla ilgili raporlarda bir müddet sonra işte geliyor. Medyamızda Allah muhafaza yani sadece Türkiye'de ne olduysa onu gösteriyor. İşte teknelerimiz battı çıktı. Bu sadece bizim depremimiz değil. Evet. Bir sorum da ona ilişkin olacak. Bazı bilim insanları Gökova depremi diyor. Bir yandan işte 12 ada depremi deniyor. Evet. Bizim bu depreme koymamız gereken bir isim söz konusuysa nedir bu? Yani aslında deprem Gökova Körfezi'nin meydana geldi. Evet. Ve Gökova Körfezi'ndeki faylar üzerinde meydana geldi. Buna Gökova Körfezi depremi de diyebiliriz. Aslında en yakın bölge hisseden bölge Bodrum olduğu için, Bodrum Yarımadası civarında olduğu için Bodrum Bodrum açıkları aslında. Yani Bodrum değil de Bodrum dediğimiz zaman sanki deprem karadaymış gibi bir algı oluşuyor da Bodrum açıkları depremi. Bodrum Kos depremi. Evet, Bodrum Kos depremi de denilebilir. Evet. Yani işte ikisinin arasında bir yerde olmuş. Evet, kırılan fayın uzunluğu hakkında hiçbir veriye ulaşabildik mi hocam? İşte bu artçı depremlerin dağılımı az çok ona fikir vermektedir. Yani. Öyle mi? Evet evet. O slaytlarımızdan bir tanesi. Bundan sonrakine bakabilir miyiz? Bir sonraki. Bundan sonraki şeydi. Dörtten büyük deprem. Dörtten büyük deprem. Veya evet evet bu slaytımız. 35 tane deprem var burada. Evet 4.0'dan büyük artçı depremlerin dağılımını burada görüyoruz. Evet. Yani sarı renkle. Kırmızı nokta ise bize ana şoku gösteriyor. Meydana geldiği yeri göstermektedir. Ve burada biz bariz bir şekilde artçı deprem etkinliği aslında fayı sınırlamaktadır. Yani hareket eden fayı yani sınırlamaktadır. Yani bir çizgi haline de birleştirirsek bunları evet az çok bize hareket eden fayı göstermektedir. Onun dışında bir de şu da var. Mesela kırılan fay kırmızı nokta dikkat ederseniz merkezde ortada. Merkezde, doğru. Ortada. Burada şöyle bir olgu da var. Mesela kırılan fayın en büyük enerji orta kesimde açığa çıkmaktadır ve bu kırılan fay yani maksimum atımın olduğu bölge kenarlarında mesela normal faylanma tiplerinde uçlara doğru bir yükleme de yapıyor yani. Evet. Yani o aslında diğer o uç kısmını da hareket ettirmek istiyor yani kendisiyle birlikte. Dolayısıyla en büyük daha doğrusu çok sayıda artçı depremin şu an mesela doğu kısmında meydana geldiğini görüyoruz. Onun nedeni de o. Yani orada o bölgede bir gerilme artışına sebep olmaktadır ana şok. Evet. Bunlar da bize işaret etmektedir. Ali sen bahsediyordun şimdi siz yeni aletler de buraya monte ettiniz. Evet, bu İzmir'den alınıp. Evet bu Datça'ya da hatta. Evet, evet. Tabii şimdi mevcut deprem şebekesine ilaveten Gökova Körfezi'nin kuzeyine ve Datça Yarımadası. Datça Yarımadası da şans olarak nitelendiriyorum. Depremin güney tarafında meydana gelmektedir. Dolayısıyla Körfez'in kuzeyine ve güneyine cihazlar yerleştirdiğim zaman siz artçı deprem etkinliğini çok daha rahat bir şekilde, çok daha sağlıklı bir şekilde takip edebiliyorsunuz. O yüzden biz de hızlı bir şekilde gidip oradaki istasyon sayısını arttırdık ki. Peki hocam onları gittiniz İzmir'den aldınız ama İzmir'de zaten kullanılan cihazlarda. Yani şimdi artçı depremleri izlemek için biz genelde deprem istasyon sayısını arttırıyoruz. Yani evet. Normalden daha fazla şey yapıyoruz ki daha hassas bir şekilde belirleyeyim depremleri. Yani oradaki etkinlik yavaş yavaş sönümlenmek üzere. Yani. Ankara ve AFAD bu konuda destek veriyor mu? Mesela size cihaz katkısında bulunuyorlar mı? Çünkü bu önemli bir mesele. Bağımsız çalışıyoruz. Öyle mi? Tabii sonuçta Kalkınma Bakanlığı desteklemektedir yani. Evet. Kalkınma Bakanlığı her yıl yani bu konuda çalışan kurumlara bütçe ayırıyor. Bir bütçe ayırmaktadır ve o bütçeler sayesinde biz de bu çalışmaları yapıyoruz. Onun dışında özel mesela TÜBİTAK projeleri kullanıyoruz. Evet. Mesela bu en son hareket ettiğini oradan alıp Bodrum tarafına kurduğumuz istasyonlar da TÜBİTAK projesi kapsamında aldığımız istasyonlardır. Evet. Onları da bir TÜBİTAK projesi yapıyoruz. Aslında projede İngiliz araştırmacılar da var. Birlikte çalışıyoruz. Ve o projenin esas amaçlarından biri de en büyük artçı depreminin zamanını ve yerini kestirmeye çalışıyoruz. Evet. Evet, yani bir kestirim bu projesi. Bu eski Bodrum Yarımadası'nda kurulmuş olan 5 cihaza, 5 merkeze ilave cihazlar mıdır? Aynı evet, tipte evet. cihazlar evet, mı? Evet, tabii evet. Bunlar da ivme ölçen. Evet, evet. Evet. Hepsi aynı. Evet, kuvvetli yani, yer hareketi kaydedicisi dediğimiz direkt olarak ivmeyi ölçen aletler.
Ya yani bunlar sismoloji aletlerinden, yani rasathanenin işte depremin büyüklüğünü, yerini tayin ettiği aletler farklı aletlerdir. Onlar zayıf akım aletleri diyoruz. Bunlar kuvvetli yer hareketi şeyleri. Direkt olarak ivme ölçer. Evet. Siz Kandilli'nin önemli merkezlerinden birisinin müdürüsünüz ki aynı zamanda tsunami konusunda da çalışıyorsunuz. Evet. Gittiğinizde tsunami ile ilgili tespitler yaptınız mı hocam? Yani bizim bu seferki çalışmanın amacı sismograf cihazlarının hızlı bir şekilde yerleştirilmesi. Fakat Kinidos'a da, evet, Datça Yarımadası, Kinidos'ta da uygun yer seçimi yapmaya gittik. Kinidos'ta tabii Kültür Bakanlığı'ndan özel izin alma gerektiği için oraya cihaz kuramadık. Ancak oradan Kazı Başkanı'ndan önemli bir bilgi aldık. Kinidos'ta da deniz depremden sonra 30-40 metre çekilmiş. Evet, Kinidos'ta da. Aslında bunu Ahmet hocalara henüz bildirmedim fakat ilave bilgi olarak söylemen gerekir. Çünkü Ahmet hocalarımızın tsunami ölçüm noktaları vardı. Biraz sonra görselde belki onları da göreceğiz. Evet. O görselde en üst Datça'dan bir bilgi yok. Yani bu bilgiyi de onlara tabii aktarmak lazım. Evet. Yani Kinidos'ta Ahmet Yalçıner. Profesör Ahmet Yalçıner, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki arkadaşımız. Türkiye'de tsunami konusunda en çok çalışan arkadaşımızdır denebilir. Yetiştirdiği öğrencilerle. En son görüşlerimiz bu değil mi? Burada 10 tane istasyon var. Pardon, lokasyon var. Bu Ahmet Yalçıner Bey ve arkadaşları İşte geçen hafta içinde beyaz noktalar halinde kıyıda yani başta şeyden başlayarak ben lokasyonları sırayla söyleyeyim, yani batıda Turgut Reis'ten başlayarak Akyarlar, orada bir Fener plajı varmış, sonra Akyarlar Körfezi, Kara İncir, Aspat Körfezi, Kargı Körfezi, Bites Körfezi, Gümbet Körfezi ve Bodrum, bir de Yalı Çiftlik. Bu böyle batıdan doğuya doğru. Bu da Ottünün'kiler. Bu Ottünün sadece tsunami ile ilgili. Çok güzel bir rapor hazırlamışlar. Tabii bir ön rapor, bu çok aceleyle hazırlanmış bir rapor ama düşünün, geçen hafta zaten bu çalışmayı yapmışlar. Önce bütün bu lokasyonlara gidip oradaki kişilerle işte otel sahipleriyle, otel personeliyle, orada kafeler, lokantalar vesaire, görüşmeler yoluyla, plaj yöneticileriyle, onlarla işte olayın ne olduğunu, suyun ne kadar yükseldiğini, yatayla nereye kadar çekilip tekrar geldiğini, onları detaylı olarak almışlar ve sonuçta bu observasyonlardan ortaya çıkan sonuç şu: Gümbet'te en büyük olay var. Zaten gazetelere de yansıyan işte o teknelerin işte devrildiği. Evet, o görsellerimizi de arkadaşlarımız fotoğraflarında gösterebiliriz. Orası, orada zaten şeylerin de yani tanıkların da söylediği bir metreyi aşan dalgaların oluştuğu ifade ediliyor. Daha sonra bu çalışmayı, bu detaylı çalışmadan sonra bu 10 noktada mesela en doğudaki şeyde Yalı Çiftlik kıyısında hiçbir şey yok. Orada çok derin, birden derinleşen bir su var. Ali Bey'in başta da söylediği gibi bu, yani yavaş yavaş tsunami'yi sönümlendiriyor yani, demek ki. Ya öyle bir şey demek. Çünkü kıyıya doğru sığlaşan durumlarda tsunami'nin çok etkili olduğunu biliyoruz. Orada hiçbir şey yok hemen hemen dolayısıyla. Daha sonra arkadaşlarımız, Yalçıner ve arkadaşları bir matematik model üzerinde, onların geliştirdikleri bir program var, bilgisayar programı. Onu iki ayrı veri tabanı kullanarak çalıştırmışlar. Ve bu gözlemleri çok doğrulayan sonuçlar elde etmişler. Şimdi mesela biraz önce Ali Bey'in dediği gibi o Datça'daki şeyle, o analitik çözümde Datça kıyısı da var. Evet. Ben bakmadım. Yani o da belki tsunami modelinin revizyonu için gerekli olabilir. Yani biraz daha. Yani bu gerçekten bu ilginç bir deprem. Neyse ki çok büyük zarar vermedi ama bilimsel bakımdan
Bundan sonraki dönemde de çok değerli çalışmaların yapılmasını, olayı daha iyi anlamamızı hem deprem bakımından, deprem yer hareketi bakımından hem meydana getirdiği şeyler, sonuçlar bakımından ve özellikle tsunami bakımından çok değerli bir veri oldu bu bize. Yani bir laboratuvar halinde gelecek anlaşıldığı Türkiye'de, Türkiye'de tabii çok büyük memnuniyetle ifade ederim ki yani gerek sismolojiyle uğraşan, gerekse özel olarak tsunami ile uğraşan oldukça yeterli ve çok kapasiteli arkadaşlarımız var. Evet. Dolayısıyla onlara çalışmalarında başarılar diliyoruz. Evet. Hakikaten tabii burada şunu da belirtmek lazım. Şimdi bu son bu depremde ölçülen tsunami dalgası bir tek Bodrum istasyonunda ölçüldü. Yani maksimum genlik işte 10 civarındaydı. 10 sanırım 13 santimetre civarında ölçüldü. Burada tabii şunu da ifade etme gerekir. Yani bizim bu deniz seviyesi ölçüm cihazlarını çoğaltmamız gerekir. Yani mümkün olduğu kadar sayılarını arttırmamız lazım ki bu tsunami dalgalarını iyi takip edelim, izleyelim ki ona göre deprem kaynağı modelini çok daha sağlıklı bir şekilde belirleyelim. Doğru. Burada tabii aynı ivmelerde de olduğu gibi tsunami dalgaları da yani kıyıdaki o batimetri haritasına göre çok hızlı değişimler, ani değişimler göstermektedir. Dolayısıyla ne kadar çok sık ölçüm alınırsa o kadar daha sağlıklı kaydetme imkanı vardır. Bilgilere ulaşmak mümkün olabilir. Örneğin yine Yalçıner hocamız ve ekibinin yaptığı çalışmada varılan sonuç yani 1 metrenin üzerinde tsunami dalgaları oluşmuş. O bölgede cihazımız olmuş olsaydı onları tabii kaydetmiş olacaktık. Olacaktınız. Evet. Doğru. 9 Eylül Üniversitesi'nin bir raporu var. Sakarya'nın bir raporu var. Anlaşıldığı kadarıyla birçok üniversite tabii bu konuda üniversite, çalışacak. Değerli çalışmalar yapıyorlar. Evet. Hocam programımızın son dakikalarını tavsiyeler ve önerilere ayırmak istiyorum. Evet. Çünkü deprem sonrası birçok yorum yapıldı. Hala da bu yorumlar devam ediyor. Programımızın ilk başında da belirttik. Turizmciler bir yandan, gayrimenkul şirketleri, müteahhitler, hatta medyanın önemlice bir kısmı, kamu yöneticileri, Bodrum Belediye Başkanı dahil olmak üzere bu depremin Bodrum üzerindeki etkisini son derece küçümseyen bir takım açıklamalar yaptılar. Hatta sağ olsun gayrimenkulcülerimiz aynı zamanda Bodrum'un %50'sini de hemen yenilemeye talip olduklarını açıkladılar ve bunun da şart olduğunu belirttiler. Ama bir yandan Bodrum'da yaşayan insanlar var. Özellikle yaz aylarında nüfus çok kalabalıklaşıyor ve oradaki insanlarımız zaten televizyonlarda da gördük. Son derece tedirginler ve özellikle 9 Eylül'ün sizin Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin bugün programda sizin söylediklerinizden hareketle bu işin devam edeceği anlaşılıyor. Bizim Bodrumlulara tavsiyelerimiz neler olabilir? Mevcut binalara ilişkin olarak, yeni yapılacak binalara ilişkin olarak, tsunami'den korunmaya ilişkin olarak neler söyleyebiliriz? Bir de korkunun giderilmesi nasıl mümkün olabilir? Efendim, Ali Bey detaylı olarak anlattı. Biraz anomaliler olmakla beraber bunlar giderek sonuçta şiddeti, büyüklüğü azalan artçı depremler oluyor. Belki burada biraz önce belirtildiği gibi bunlar biraz daha zamana yayılacak. Yani normal durumlara göre. Ama alışır insanlar. Yani sonuç olarak burada herhalde yani kesin %100 her şeyi kesin söylemek mümkün değil ama tekrar büyük bir depremin, bir ana şokun meydana gelme olasılığı herhalde yok denecek kadar az gibi görünüyor. Yani bu konuda biraz tabii tedbirli konuşmak gerekir ne olur ne olmaz diye ama yani elimizdeki veriler bunu gösteriyor. Başta da konuştuğumuz gibi bu o kadar çok büyük bir deprem değil. Yani çok da küçük bir deprem değil ama Bodrum'daki yapıların özellikleri çok işte bir veya iki katlı olmaları maksimum ve çok hafif olmaları ve rigid olmaları dolayısıyla iyi zeminde olmaları dolayısıyla büyük ölçüde burada hasar olmadı. Ama dediğim gibi bu böyle
Yani işte bizim çok iyi yönetmeliğimiz yani, var, işte bizim şurada çok iyi yapılar yapıyoruz, artık bu işi çözdük falan filan gibi öyle büyük iddialı laflar etmeyelim. Yani Türkiye'nin bu alanda çok büyük problemleri vardır. Yani ne kadar iyi yeni yönetmelikler yapılırsa yapılsın, bunların etkisi ancak onların doğru ve sağlıklı bir biçimde uygulanmalarıyla mümkündür. O konuda çok büyük problemlerimiz var, o durumda çok iyi değiliz. Evet. Yani bunu politikacıların da böyle görmesi lazım. Halkı o açıdan boşu boşuna çok iyimserliğe de etmemek lazım. Ne çok korkutalım kendimizi ne de böyle aşırı iyimser olalım. Ya ama burada hasar olmadı demek ki hiçbir problemimiz yokmuş falan gibi böyle prematüre sonuçlara varmayalım. Evet. Ama tesislerimizi, evlerimizi, konutlarımızı, iş yerlerimizi kontrol ettirebileceğimiz, güvenebileceğimiz uzmanlar bulalım. O konuda da işte problemlerimiz var. O konuda var, yani evet. Yeterli bir hizmet sistemimiz yok. Yani var. Bizim mühendislik hizmetlerini çok iyi geliştirmemiz lazım. O tabii ayrı bir tartışma konusu ama sadece adını koyalım. Yetkin mühendislik dediğimiz kalifikasyonu birinci plana alan bir hizmet sistemini yerine getirmedikçe bu problemler çözülmez. Hocam sizin ben, son sözleriniz. Şunu söylemek, yani belirtmek istiyorum. Şimdi bu deprem aslında hocamızın da dediği gibi çok büyük bir deprem değil. Ama biz burada şunu gördük. Yani bu deprem de 6.5 büyüklükteki deprem de bir tsunami dalgası yaratabilir. Bu tabii önemli bir gerçek ve herhalde tarihimizde yani aletsel olarak ilk kaydettiğimiz yakın evet. Tarihte evet. Bu ilk kaydettiğimiz. Evet. Çünkü daha önce olduğuna dair gözlemsel veriler var. Ama aletsel olarak ölçülen bizim kıyılarımıza en yakın ilk tsunami depremi. Burada şunu söylemek gerekir. Her mesela sahile yakın kesimlerde yaşıyorsanız ve bir deprem hissediyorsanız yani alınabilecek en iyi tedbir depremden kısa süre sonra daha yüksek yerlere En azından geçmeleri. Sallantının durmasından sonra ve yetkililerin ikinci açıklamalarına kadar. Çünkü tsunami dalgası deprem dalgası gibi değil. Örneğin bu tsunami dalgası işte depremden yaklaşık 12-13 dakika sonra sahile ulaşmış. Yakın olmasına rağmen düşünün. Ki biraz daha uzaklarda olsa belki de bir saat sonra da tsunami dalgası. Evet, bu çok önemli bir uyarı gerçekten. Yani halka verilecek en önemli şey yani deprem olur olmaz bu bölgeler için söylüyoruz. Özellikle burada bütün kıyılar değil ama yani özellikle Ege, Akdeniz kıyıları için bu normal faylanmanın ve dolayısıyla tsunami tehlikesinin olabileceği bölgelerde olur olmaz hemen yüksekte, uzaklara kaçmak. Alınabilecek en doğru tedbir o. En önemli tedbir o. Ve bir süre beklemek ve yetkililerin mesajlarını şey yapmak, çok izlemek. Çok teşekkürler. Sağolunuz. Biz teşekkür ederiz. Ali Hocam, hem ben size, Nuray Hocam, size de çok teşekkür ederiz. Efendim, İstanbul Hepimizin Girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programını izlediniz. Bu programda iki konuğum vardı. Profesör Doktor Ali Pınar Hocam, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü, gene Kandilli Rasathanesi'nden Profesör Doktor Nuray Aydınoğlu ile birlikte Kos Bodrum depremini konuştuk. Gelecek hafta Pazartesi günü saat 16'da 34. programımızda görüşmek dileğiyle hoşça kalınız.